Arkadaşlar ben Şehir Tufan videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Kasım ayında neler yaptığımı konuşacağız. Okuduğum kitapları, izlediğim filmleri, dizileri, yaptığım çizimleri ve aldığım yeni ürünleri sizlerle paylaşacağım. Kasım ayı diğer ayları bana aratmadı ve çok hızlı geçti. Nasıl geçtiğini bile anlamadım. Ama bu sefer artı olarak sınav haftası vardı. Üniversitede vize zamanıydı. Ve bizim sınavlarımız şu şekilde oldu. Aşçılık derslerinin hem her dersin uygulama sınavını olduk hem de her ders bir yazılı sınav olduk. Uygulamanın %60'ı, yazılının %40'ı alınarak bize bir not verildi. Yani her dersten iki sınav olduğumuz için 2 hafta süren bir sınav haftası dönemim oldu ve o yüzden daha da hızlı geçtik. İlk olarak yaptığım çizimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ay bol bol Uno kartı yaptık. Resmen bir Uno kart ayı oldu. Bu kalp kırıklı Uno kartını yaptım. Kırık kartlarla dolu, böyle yaralı kartlarla dolu bu Uno kartını yaptım. Çok sevdim. Çok güzel oldu buna ve yorumlarda intikam kartı diyenler oldu. Bayağı da hoşuma gitti. Bununla da intikam kartı güzel fikir. Uzay temalı böyle Galaxy Uno kartını yaptım ki bu da çok güzel oldu. Cidden çok hoşuma gitti. Bunu da aşırı sevdim. Sonra bu Squid Game temalı Uno kartını yaptım. Bunun videosunu hem Instagram'da hem de YouTube'da sizlerle paylaştım. Ve bu ayın son günlerinde de bu yemek temalı Uno kartını yaptım. Bu da aşırı tatlı, aşırı güzel oldu. Ve bu Uno kartı 2 kere yaptım biliyorsunuz. Bir kere yaptım ve mürekkebi vernik dağıttığı için sonra tekrardan denedim. Böyle bu Uno kartları yaptım. Baya böyle bolca Uno kartı yaptım. Bir ay olmuş. Uno kartları haricinde kendin yap ürünleri yaptım. Oyun kartlarını yaptım. Böyle bu taso gibi oynanan bir oyun kartı. Dizide çokça görüyorduk. Bu anahtarlıklar yaptım ve aşırı güzel oldular. Şu an üstümde de çok uyumlu oldular. Ay çok güzel durdu. Şunu böyle kapak fotoğrafı mı yapsam acaba? Oldu bence. Evet, bu anahtarlıkları yaptım ve en favorim olan dizide çokça gördüğümüz o pembe kurdelalı tabutlar şeklinde bu kendin yap ürünlerini yaptım. Bunlar çok tatlılar, aşırı güzeller. Özellikle bu favorim oldu çünkü bu benim kalem kutum ve aşırı hoşuma gidiyor. İnanılmaz güzel duruyor ya. Bakar mısınız, tabut şeklinde içinde kalem çıkıyor. Çok güzel. Çok severek kullanıyorum bunu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü ve Öğretmenler Günü'ne özel bu kartı yaptım. Böyle bunu açıyorsunuz. Öğretmenler Günü hediyesi. Bu videom TikTok'ta çok izlendi. Ben Instagram'da o kadar izlenmedi ama TikTok'ta baya böyle demek ki keşfete düşmüş. Bir de Harry Potter Felsefe Taşı'na da ayraç yapmıştım. O içeride kalmış. Onu gidip getireyim. İnanılmaz güzel yani. Bu ayraçla birlikte Felsefe Taşı'nı bir daha okumayı düşünüyorum. O kadar ki güzel, böyle içinde var ya. Muhteşem duruyor ya. Çok hoşuma gidiyor bu ayraç. Aa, bu da böyle kapak fotoğrafı güzel olur. Ama yok, bu olmasın, diğer olsun. Bu içerisinde yaptığım çalışmalar bu kadardı. Ben cidden kendimi tebrik ediyorum. Çünkü o kadar yoğun bir sınav haftası içerisinde nasıl bu kadar çok şey yetiştirmişim, şu an ben de şaşırdım yani. Güzel yapmışım bu ayki çizimlerim. Bu içerisinde Sefilleri okudum. Sefillere başladım ve bunun ilk cildini bitirdim. Bu kitap 850 sayfalık. Aslında benim bu ayki hedefim bunun 2 cildini de bitirmekti. Ama o hedefime ulaşamadım maalesef. Çünkü bunun sebebi, birincisi sınav haftasıydı diye çok fazla vakit ayıramadım. Bir de kitabın tam ortasında hikayeyi böldü ve Napolyon'u anlatmaya başladı. Napolyon Savaşı'nı anlatmaya başladı ve bu kısım benim hiç hoşuma gitmedi. Çünkü ben kitaptaki karakterin hayatını okumak istiyorum. Napolyon'un savaşını okumak istemiyorum. Ama anlattı. 100-150 sayfa boyunca Napolyon'u anlattı. Ben şimdi biter, şimdi biter diye okudum. Ama bitmesi gerçekten çok uzun sürdü. O kısımlarda çok sıkıldım. Hani böyle neredeyse okuyasım gelmedi. Tam öyle okuyasım gelmediği zamanlarda da ben şöyle yapıyorum. Önceden okuduğum ve çok sevdiğim, böyle akıcı olduğunu bildiğim bir kitabı okuyorum. Okuyamadığım kısımlarda da kitabı yarıda bıraktım ve o kitabı okudum. Ben bu kitabı daha önce okumuştum ve çok sevmiştim. Çok güzel bir kitap ve çok akıcı. Hemen bitiyor. Ben Najot 10 yaşında bir dulum diye. 10 yaşında evlendirilen bir kızın hayatını anlatıyor. Bu kitabı okudum sonra o arada. Bunu bitirdikten sonra tekrardan başladım ve bitirdim. Hani bu çok uzun sürmedi. Böyle bir 3 günde falan bitirmiştim bunu. O içerisinde bu iki kitabı okumuş oldum. Aralık'ta inşallah Sefillerin 2. cildini de bitireceğim. Dizi olarak halen The Office'i izliyorum. Bitirmedim henüz. Şimdi The Office'i izlerken 6. sezon 17. bölüme geldim ve şöyle bir şey oldu.
Abisi ben çok seviyorum, çok izliyorum. En sevdiğim dizilerden birisi. Ama 6. sezon 18. bölümüne geldi ve Pam hamileydi. Ve yani çocuğunu doğururken ofisten çıkıp hastaneye gitti. Ve bu kısım niyeyse benim çok sinirimi bozdu. Hani evet tamam dizi ofisteki her şeyi anlatıyor. Ama yani ofisten çıkıp doğurmaya gitmezsin. Hani doğurmaya bari ofisten gitmeyin yani. Hani hem böyle ufak bir ironi ama bu kısım bilmiyorum. Benim böyle çok sinirime gitti ya. Çok samimiyetsiz geldi böyle. Orada izlemeyi bıraktım. Daha izlemedim. Bir 2-3 hafta falan ben bu ay hiç izlemedim The Office'i. Öyle olduğu yerde duruyor. Bu ay tekrardan başlayacağım. Filmleri de böyle kısaca anlatarken ben hızlı hızlı geçeceğim. Hep film kısımlarını çok uzun tutuyorum. Filmin içine girince geri çıkamıyorum. Böyle olabildiğince kısa bir şekilde anlatacağım şimdi izlediğim filmleri. İlk olarak bu ay Komşum Totoro filmini izledim. Anime bir film. Çok tatlı, inanılmaz tatlı, inanılmaz güzel bir film. Böyle izlerken çok böyle mutlu oldum. Çok hoşuma gitti. Kısa da bir filmdi böyle. Hemencik bitti. Aşırı sevdim. İkinci olarak izlediğim film de Whiplash filmiydi. 2014 yapımlı bir dram filmiydi. Bu film de çok güzeldi. Film müzik okulunda caz okuyan ve bateri çalan bir gencin hayat hikayesini anlatıyordu. Onun başarı hikayesini anlatıyordu. Gerçekten çok etkileyiciydi. Ben böyle o filmi izledim. Böyle daha fazla çalışmalıyım, daha fazla yüklenmeliyim diye gaza geldim gerçekten. O açıdan insanı kesinlikle gaza getiren filmlerden. Sonra Marvel evreninden iki film izledim. Avengers serilerini izledim. Avengers Infinity War ve Avengers Endgame filmlerini böyle bir gece oturdum. Arka arkaya izledim. Birbiriyle zaten konu olarak bağlantılı. Hani birbirinin tamamen devamıydı. Çok güzeldi. Çok bayağı sürükleyiciydi. İkisini birlikte izledim. Toplam 4 saatin üzerinde sürdü ama hiç sıkılmadım. Öpür dikkat izledim ve inanılmaz hoşuma gitti. Daha sonra Forrest Gump filmini izledim ve beni çok etkiledi. Şimdiye kadar izledim en güzel filmler arasına girdi böyle. Onluk bir liste yapsam ilk ona girer. O kadar ki güzeldi. Çok sevdim. Film şöyle geçiyor. Forrest adında bir çocuk var ve IQ'su diğer insanlara göre 5 puan düşük ve onun hayat hikayesini anlatıyor. Çocukluğundan başlıyoruz ve şimdiki haline gelene kadar neler yaşadığını görüyoruz ve gerçekten de çok ilginç bir hayatı var. Ve Forrest dünyaya bizim baktığımızdan daha farklı bir gözle bakıyor. Çok daha iyi bir insan. Daha doğrusu kötülük nedir bilmeyen bir insan adeta. Ve aşırı güzeldi. Ben tam bu tarz filmleri seviyorum. Bu tarz filmler benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Ve aşırı aşırı güzeldi. Bunu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Benim inanılmaz hoşuma gitti. Daha sonra bu ay Sunset filmini izledim. Bu film çok eski bir film. 1950 yapımı bir film. Filme başlarken zaten böyle olduğunu, siyah beyaz olduğunu biliyordum. Ve eski kült filmlerden birisi. Ben normalde bu tarz filmleri izlemeyi çok severim ve izlerken asla sıkılmam. Bu filmde sadece birazcık sıkıldım ve hızlandırıp izledim. Yani çok zor ilerliyordu. Hani konusu böyle güzeldi ama çok ağır ilerliyordu. Sadece o yönünü sevmedim. İzlenmesi gereken başyapıtlardan biriydi ama böyle eski filmler içerisinde hani çok daha sevdikleri oldu. Sadece bunu o kadar çok sevmedim. Ve bu ay son olarak da Ateş Böceklerinin Mezarı filmini izledim. Ve filmi izlerken yarabbim yüreğim parçalandı. Ağlaya ağlaya bir hal oldum. Niye bu kadar ağladım şu an ben de bilmiyorum ama filmi izlerken beni çok etkiledi. 1988 yapımı bir savaş drama filmi ve yine bir anime film. Ve o kadar güzel çizmişlerdi ki. Yani bir çocuk çizmişler o kadar tatlıydı ki. Öyle güzel seslendirmişlerdi ki. Ya böyle o kızın sonuna böyle yüreğim parçalandı. Size anlatamam. Kız çok tatlıydı. Olması gerektiğinden çok çok daha fazla tatlıydı. Bu kadar çok üzülmemi yine film zaten çok güzel bir filmdi. Çok etkileyiciydi. Böyle aşırı güzel bir anime filmdi. Çok hoşuma gitti. Karanlık oldu içerisi. Işığı açayım. Kışın tek sevmediğim tarafı böyle güneşin erken batması. Onun haricinde kış mevsiminde bayılıyorum. Ama böyle güneşin erken batmasına, günün bu kadar çok bitmesine de ayrı bir sinir oluyorum. Daha saat çok erken. Ve son olarak da bu ay aldığım malzemeleri göstermek istiyorum. Ben böyle her ay kendime küçük bir hediye alıyorum. Bu ay küçük bir hediye olmaktan çıktı. Bayağı böyle çizimle ilgili bir malzeme aldım. İlk olarak bu ayın yıldızını göstereyim. Tabii ki de bu yüz renkli sulu boyam oldu. Ya inanılmaz güzel bir hediye oldu kendime. Ben bunu çok uzun zamandır almak istiyordum. Böyle aldığımda açtığımda tam videoyu sizlerle de paylaştım. Çok mutlu oldum. Şu an hatta öyle orada bir tane sulu boya çalışması yapıyorum. Onu da bu hafta diğer bir video olarak atacağım. Yani çok severek de kullanıyorum şu an. Sonra bu su geçirmez kalemleri aldım. Bu kalemlerimi de çok severek kullanıyorum.
kullanıyorum. O kartları için kullandığım parlatıcı oje bitti ve ekstra parlak vernik aldım. Önceki kullandığım şey oje olduğu için ojeye göre çok fazla hani parlaklık veremedi yani. Bir oje kadar olmadı tabii ki de. Ama bir verniğe göre gerçekten parlaklık iyiydi. Yani güzel parlaklık verdi. Sonra bu Eva'lara aldım böyle kendin yap ürünlerinde kullanırım diye belki. Ve bu Mona Lisa'nın proje kilini aldım. Ben bunu da bayağıdır almayı düşünüyordum. Bir türlü acaba hani alsam kullanır mıyım falan diye kararsız kalmıştım. Sonra dedim ki yani bu kadar düşününce alayım yani kullanırım büyük bir ihtimal. Ve kendim yap ürünlerini de sevdiğim için kullanacağımı düşünerek de bir de deneyeyim. Daha tam karar veremedim ama denemek için sabırsızlanıyorum. Çünkü çok merak ediyorum sonuç nasıl olacak diye. Bu ay aldıklarım da bu kadardı. Gerçekten benim için güzel verimli bir ay oldu. Yani böyle izlediğim filmlerden, okuduğum kitaplardan yaptığım çizimlerden aldığım ürünlerden hepsinden memnunum. Bundan önceki hep 2 ayda sürekli böyle bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyordum ama yetiştiremiyordum. Bu ay her şeyimi yetiştirdim genel olarak. O açıdan da güzeldi. Sınavlarım da güzel geçti. Yani sadece bir tanesinden böyle ortalama bir not aldım. Diğer hepsinden yüksek güzel notlar da aldım. Benim için çok güzel bir aydı. Şu an böyle Aralık ayına daha hızlı bir maratonla giriyorum. Çünkü yapmayı düşündüm. Bir sürü video fikri var. Yeni yıl geliyor. Böyle yeni yıla özel çok fazla video çekmek istiyorum. Artık videoyu burada bitirelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım sizin için de güzel bir ay olmuştur. Bu ışığın 3 tane modu var. Bir böyle var. Bir şöyle var. Bu beni çok sarımtırak gösteriyor. Bir de böyle var. Bu da çok ruh gibi gösteriyor. Galiba en güzeli bu. Çok kararsız kalıyorum. Şunu beğenmiyorum da bununla bu arasında kararsızım. Hangisi daha güzel? Bu daha doğal ışık gibi duruyor galiba. Evet, o daha güzel.